Türk Saat Dijital Hayatı sunar. Merhaba. Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Her cuma TRT Radyo 1 mikrofonlarında teknoloji, internet ve sosyal medya hayatımızı etkilediğini konuşuyoruz. Bu cuma çok ilginç bir konuyu gündeme almak istiyoruz. Çok değerli bir konukla. Masaüstü bilgisayarlar acaba hayatımızdan ortadan kalkıyor mu? Çok amiyane tabirle PC ölüyor mu? Bu konuyu konuşacağız. Konunun uzmanı, bu işi yapan, profesyonel olarak da bu işle uğraşan çok değerli bir konuğum var. Casper Genel Müdür Yardımcısı Enes Koçak. Enes Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Bilal Bey, sağ olun. Eyvallah. Bu konuyu uzun uzun konuşacağız. Çünkü sanki çevremde de onu hissediyorum. Artık herkesin mobiliteye doğru kayması, mobil cihazlara, masaüstü bilgisayarların durumunu nasıl bir kullanıcı alışkanlığı getirdiği, dünyamıza ne getirdiğini konuşacağız bunun bitmesiyle beraber. Ama öncesinde bizim sponsorumuz TürkSat, E-Devlet kapısı Türkiye Gov.tr. Evet. Onun hayatımıza kolaylaştığı her yönünü her hafta bağlanarak uzman direktör arkadaşımızla konuşuyoruz. Şimdi tekrar ona bağlanacağız. Tuğan Bey hatta sanırım. Tuğan Bey. Merhabalar Bilal Bey. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Güzel bir konuyla, güzel bir konukla beraberiz. Ama öncesinde her zamanki gibi size bağlandık. Bu hafta hangi servisi, özelliği bize anlatacaksınız? Yani konuşmanızı destekler manada belki olur diye düşündüm. Şöyle hani konuyu açılışı dinledim, oradan aklıma geldi. Biz yaklaşık 28 milyon kullanıcısı olan bir web sitesi yürütüyoruz Türkiye Gov.tr olarak. Ama bir taraftan da bir mobil uygulamamız son bir sene içerisinde çok da güncellendi, iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. 6 milyon civarında kullanıcısı var. Fakat şöyle bir şey, hemen anekdot vereyim. Son 6 içerisinde 3 milyona 6 milyona çıktık. Evet. Bu sene sonunda belki 10 milyonu hedefliyoruz. Daha da olması da muhtemel gibi görünüyor. Ya da 2017'nin ortasına kadar 10 milyonu geçeriz diye tahmin ediyoruz. Bu bile yani, bir şey değil mi? Bir bilgi aslında bize, nereye gittiğimize dair. Ya evet, yani aslında Türkiye Gov.tr Gov uzantılı olarak en çok kullanıcıya sahip olan bir site. Web tarafından mobile kayışın bir senaryosunu da bu tarafta görmüş oluyoruz. Çok hızlı bir yükseliş var. Bir hemen bilgi daha. Mobil kullanıcıları %90 oranında sadakati yüksek. Yani kullanım sıklığı yüksek olan kullanıcılar. Web kullanıcılarına göre bizim tarafta bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çok yani ilginç bir bilgi bu da. Mobilciler masaüstü bilgisayarcılara göre daha sadakatli mi? Evet evet, yani kullanım sıklığı daha yüksek. Yani %90'ları buluyor. Yani mobil yükleyen bir kişi kesinlikle de kapısını kullanıyor. Yani net bir şekilde. Web kullanıcısı elbette bir iş için kullanıyor ama sonrasında uzun bir süre kullanmayabiliyor. Ama mobil kullanıcısı mutlaka el altında olduğu için muhtemel. Evet. Mesela örneğin bir trafik cezam var mı diye bakıyor. Veya işte vergi borcum var mı diye bakıyor. Evet, aklına geliyor, bir şeyle karşılaşıyor. Birisinden duyuyor, bir haber görüyor ve kendisine bakmak ihtiyacı hissediyor. Evet, daha kolay ulaştığı için. Tabii yanında olduğu için, evet. Evet. Ya evet. Buradan şunu söyleyebiliriz aslında, çok destekler mi bilmiyorum. Hani konuğumuzun konusuna müdahil olmak gibi olmasın ama hızlı bir trendi var mobil tarafının. Web tarafının da hani elbette desktop'un ölümünü destekler mi bilmiyorum ama web tarafında küçülüşü var diyebiliriz. Hı hı. Hep soracağız onları, evet, kendisine. Zaten işin içinde evet. Olduğu için en doğru rakamları verecektir. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Tüm ekibe selamlar. Kolay gelsin. Evet, TürkSat'a da bağlandık. O da bizim konumuzu destekleyici şeyler söyledi. Bunu hep sormak istiyorum yani. Daha sadık olması vesaire. Ama ilk önce hakikaten rakamlar. Hani Türkiye'nin yerli firmalarından, en büyük firmalarından birisiniz. Evet. Bu işi yapan. Gerçekten rakamlar masaüstü bilgisayarın tırnak içinde öldüğünü mü gösteriyor? Sadece masaüstü değil, aslında dizüstü bilgisayarı da işin öyle içine mi katabiliriz. Ölüyor dersek çok iddialı bir şey olur. Çünkü son 7 yılda baktığınızda bir düşüş trendi var, doğru, globalde. Ama bunun birkaç sebebi var. Birincisi, önceliklerimiz değişti. Yani hayatımıza giren mobil cihazlar, tablet, akıllı telefonlar vesaire, sürekli daima yanımızda olan, bizim yaşam tarzımız haline gelen cihazlar önceliğimiz olmaya başladı. Biraz evin yeni çocuğu daha ön plana çıktı. Büyük çocuk unutulur gibi oldu biraz. Ama aynı zamanda pazarda bir konsolidasyon başladı. Yani şu anda globalde ve yerelde
pazardan çekilen markalar oldu. Firma sayısı azaldı. Yani marka zikretmeyeyim ama masaüstü bilgisayar üreticileri. Evet, masaüstü ve dizüstü bilgisayar üreticileri. Yani bu yüzden buna, değil mi işte rakamlar düştüğü için evet, çekilmiyor. Evet, rakamlar düşüyor ama aynı zamanda akıllı telefon pazarı daha cazip geliyor. O tarafa yatırımlar devam ediyor. Bura biraz daha zor geliyor. Çünkü pazar küçüldüğü zaman öngöremediğiniz bir pazarda iş yapmak zorlaşıyor. Bizim 9 ay sonra, 12 ay sonraki ürettiğimiz bilgisayarın chipsetine kadar onu öngörebilmemiz lazım. Ona göre üretim yaptırmamız lazım. Ona göre yeni form faktörler, yeni dizaynlar geliştirmemiz lazım. Bunu yapabilmek için de çok iyi bir organizasyon gerekir. Bunu her firma rahatlıkla yapamadı. Ve küçülenler oldu, pazardan çekilenler oldu. Dünyada yerel oyuncular çok azaldı. Yani bugün Brezilya, Rusya, hatta bazı Avrupa ülkelerini çıkarırsak neredeyse yerel marka kalmadı PC pazarında. Rekabet zorlaştı ama genel anlamda baktığımızda bilgisayar satılıyor. Yani geçmiştekinden daha az satılıyor ama siz şöyle düşünün, iş yerinizde bilgisayarınız var mı? Ofisinizde var. Evde var mı? Var, burada var. Evet, yani siz ki bilgisayarı iyi kullanan biri olarak mesleğiniz bu ama normalde de şu anda bilgisayar satın almaları devam ediyor. Hmm. Dolayısıyla marka sayısı azaldı, bir konsolidasyon oldu, biraz tablet ve akıllı telefon tarafına kayış oldu ama bu bir süre sonra şunu gösterdi. Akıllı telefon tamam hayatımıza çok katkı sunan bir alet ve Türkiye'de şu an yılda 13 milyon akıllı telefon satılıyor. Muazzam bir rakam. Ama aynı zamanda en sık değiştirdiğimiz cihaz oldu şu anda. İlk aklımıza gelen, değiştirmemiz gereken teknolojik alet ya şimdi daha popüler olan giyilebilir aletler ve akıllı telefonlar. Bilgisayar sonraki tercih haline gelmeye başladı ama yine şunu gördük. Akıllı telefonda, tablette bilgisayarın yerini tutmuyor. Bunun iki temel sebebi var. Bir, performans açısından tutmuyor. Yani bugün diyelim ki bir mimar bir çizim yapacak. Bunu nasıl yapabilir? Çok sağlam bir iş istasyonuyla yapabilir. Ya da oyun oynayacak bir öğrenci, bir gamer diyelim, oyun makinesiyle oynaması gerekir. İşte ofislerde bir en azından mini PC'nin olması gerekir. Bir all-in-one'ın olması gerekir. Hepsi bir arada. Dolayısıyla bu mobilite, belki birazdan onu da irdeleriz. Cihazların aynı zamanda form faktörlerini, dizaynlarını, büyüklüklerini, hacimlerini değiştirdi. Onun içindeki bileşenler de ufalıyor. Ufalıyor, aynen. Aynı performansla daha az enerji tüketen daha küçük cihazlar yapılmaya başlandı. Mesela masaüstü yerine şu an ofislerde çok popüler olan all-in-one, hepsi bir arada bilgisayarlar. Ya da notebook yerine bir ara ürün, tabletle notebook arasında two-in-one, ikisi bir arada. Yani taktığınız zaman işletim sistemi dizüstü moduna geçiyor. Çıkardığınızda tablet moduna geçiyor. Ama yine de bunlar çok popüler olsa da bir anda hızlansa da bir süre sonra pazardaki insanlar baktı ki üreticiler de dahil olmak üzere PC tamamen ölmeyecek. Hmm. Bu bir gerçek. Türkiye için konuşursak yıllık 4 milyon adet gibi bilgisayar satılırken bundan 3 yıl evvel geçen yılı yaklaşık 2,5 milyon adetle bitirebildik. Türkiye'de hızlı bir düşüş oldu. Çünkü biz mobile çok hızlı alıştık. Çok hızlı adapte olduk ülke olarak, millet olarak. Bir anda tabletler ve akıllı telefon pazarı çok hızlı büyüdü. Ama bir de çok aslında sorumun cevabında, yani cevaplarken verdiniz. Eskiden sık değiştiriyorduk. Evet. Belki masaüstü bilgisayar artık o kadar sık 4 yılda 5 yılda eskiden onun yerine tablet alıyoruz. Yılda. Tablet yani çocuklara çok hediye alındı Türkiye'de. Özellikle çok vizyoner bir proje. Hani devlet Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğrencilere tablet hediye edileceğini duyurdu. Tamamına henüz verilmedi ama verilen Fatih kısım projesi. Evet, Fatih projesi. Verilen kısım haricindeki öğrencilere de velileri tablet almaya başladı. Ve bir tablet ekosistemi oluşmaya başladı Türkiye'de. Bunun ciddi bir etkisi oldu ama benim bakış açımla şu anda PC tarafında Türkiye'de daha gidilecek yol var. Yani bizim kurumsal pazar şu an ihtiyaç devam ediyor ve hızlı bir şekilde alımları arttırdılar. Bunu neden söylüyorum? Almanya'da geçen yıl 12 milyon bilgisayar satıldı. Masaüstü.
Masaüstü dizüstü toplamı. Şimdi Almanya nüfusuyla Türkiye nüfusu eşdeğer. Oradaki bugün hani Endüstri 4.0 vesaire hep Almanya'nın öncü olduğu sanayi, kurumsallık, işte oradaki cloud tarafında, bulut tarafında, veri tabanlarında, ondan sonra aynı zamanda veri merkezlerinde, hepsinde Almanya'nın bu bölgede bir üstünlüğü var. Evet. Şimdi bu kadar PC satıldığını gördüğümüz zaman ben eğitim sistemimiz içinde, bizim genç kuşaklar içinde bilgisayarın olmazsa olmaz bir ürün olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilgisayarda içerik üretiyorsunuz. Tablette ve telefonda da genelde tüketiyorsunuz. Çok güzel. Yani uygulama tarafında çok güzel uygulamalar var. Çok eğlenceli, çok bizim hayatımızı kolaylaştıran uygulamalar. Ama iş yerine bir mülakata geldiğinde genç, siz daha iyi bilirsiniz. Bir Excel bilmeyen bir genci şu anda hiçbir işletme istemiyor. Ya da Excel'i çok iyi bilen bir genç her yerde rahatlıkla iş bulabiliyor. Dolayısıyla eğitim sistemimizde biz bunu birkaç il bazında pilot projelerde denedik. Bir yıl tablet verildi öğrencilere. Ertesi yıl dizüstü bilgisayar verildi. Tuğman dediğimiz. Ve ikinci yıl baktık ki öğrenciler kodlama dahil birçok şeyin içine girmeye başladı. Bugün ana sınıfı seviyesinde kodlama eğitimi verilebiliyor. Belki bizim Türkiye'deki genç nüfusu, insan kaynağımızı değerlendirebileceğimiz bir alan. Yavaş yavaş bu konuda hareketlenme var. Evet. Aynen öyle. Bir de Türkiye'de ilginç bir şey var. Bir yandan eleştirilebilir bir konu. Bu tarafta biz bilgisayar tarafında henüz yerli bir endüstri geliştiremedik. Yerli markalar var, bizim gibi markalar var ama mesela geçmişte 20-25 markayken şu an 1-1,5 marka sayabiliyoruz burada. Ama bir mesela Brezilya'da bir Positiva örneği var. Şu anda Güney Amerika'nın bütün merkezi haline gelmiş bir markadan bahsediyoruz. 5000'den fazla insanın çalıştığı, istihdam edildiği ve orada yerli markalar tercih ediliyor. Şimdi bu şöyle özetleyeyim bunu. Tablette ve telefonda özellikle biz şu anda tamamen dışa bağımlı bir satın alma yapıyoruz ve bilgisayar tarafında Tayvan çok güçlüyken şimdi tablet ve akıllı telefonda Çin pazarın hakimi. Biraz da Kore etkisi var. Bu bizim cari açığımızı etkileyen bir alan, ciddi bir alan. Dolayısıyla bu geçişleri yaparken hem özel sektörün hem devletin hem üniversitelerin eğitime ve yerli üretime ciddi kafa yorması gereken bir alan. Çünkü bugün bizim yaptığımız bir dizaynı yurt dışındaki yerel markalara satabiliyoruz. Aynı dizaynla onlar da üretim yapabiliyor ve biz bundan gelir elde ediyoruz. Dolayısıyla üretim merkezleri onlar, fakat bizim dizaynla fark yaratmamız lazım. Evet, Apple dediğimiz şey o zaten. Tabii biz mesela biz Türkiye pazarına özel ürünler getiriyoruz ve biraz satışımızın belki diğer yerli markalara göre fazla olmasının sebebi diğer ülkelerle kıyasladığımızda bu oluyor. Çünkü mesela Türkiye'de notebook'ta 15.6 inç geniş ekran tercih ediliyor genelde bireysel pazarda, ama hani 14 inç ürün çok daha az satılıyor Türkiye'de. Küçük ekran, evet. Yani bizim insanımız ne alacağını biliyor. Şu anda çok da iyi araştırıyor hem online'da hem mağazalarda. Ama aynı zamanda bir süre sonra, hızlı geçişten sonra tablet ve telefonun bu iş için yeterli olmadığını düşünmeye başladı. Mesela geçen çok üst seviyede bürokrat bir arkadaşımız bahsetti. Çocuğuma dedi masaüstü bilgisayar aldım. Neden dedim bunu tercih ettin? Ya dedi ki şimdi mobil cihazlar aldık. Sürekli cihaz yanında ve hayatın her anında onunla ilgilenmek istiyor. Derslerine odaklanamıyor, ödevlerine çalışamıyor. Konsantrasyonu bozulmuş durumda. Mobilitenin getirdiği sosyal bir şey bu. Aynen, bu sizin alanınız, evet. Ama masa üstünü odasına koyduk dedi. En azından yarım saat, bir saat oynadıktan sonra ya da çalıştıktan sonra sıkılıyor. Televizyon izlemeye bizim yanımıza geliyor. Birlikte başka şeylere vakit harcıyor. Sosyalleşebiliyor vesaire. Bu programdan sonra yaşasın masaüstü diye sınavı. Yok, masaüstünün aslında diz üstüne göre oranı çok düşük. Yani bunu kabul etmek lazım. Neredeyse %15'e 85 gibi bir oran var.
Ama halen bugün kamu kurumlarında, özel sektörde, bankalarda, hastanelerde, her yerde kullanılıyor ve halen hani XP kullanan vesaire masaüstü kullanıcıları var. Var var. Dolayısıyla hani bu geçişler böyle hemen olmuyor, yani çok hızlı olmuyor. Bizim de beklentimiz geçen yılki ekonomik tabloyla hani tüketici güven endeksiyle vesaire baktığımızda bu yıl pazarın küçülse bile çok küçük oranda, az oranda küçüleceğini düşünüyoruz. Çünkü insanlar satın almaları hızlandırdılar. Geçen yıl seçimler yaşadı ülkemiz. Evet, evet, değişik konjonktürler ama oldu. Şunu anlıyorum, tekrar geriye dönüp yükselecekmiş. Aynı öyle. Fon faktör değişecek. Şey yapıcı, öyle izlenimler yani, aldığımız konuşmada. Monitöre mesela kasa entegre olacak. Masaüstü bilgisayarın arkasına konulacak. Ya da küçük cihazlar, thin client'lar, nook'lar, böyle küçük cihazlar ya olacak. Biraz önce tabletle dizüstü bilgisayarın birleştiği aynı cihazlar. Öyle. Ya da şimdi compute stick'ler var, çok popüler. Hani bir USB bellek gibi düşünün. Televizyona bağlıyorsunuz ve onu bir bilgisayar gibi kullanmaya başlıyorsunuz. Çok enteresan fikirler, form faktörler çıkıyor ama bir gerçek var ki son 7 yılın en düşük seviyesinde şu an PC pazarı. Hı hı. Ve çok da kolay değil. Bu bayiler için de kolay değil. Zincir mağazalar için de kolay değil. Bu işi yapan, bu işten para kazanan entegratör firmalar için de kolay değil. Dünyada dolayısıyla PC tarafında bir zorlanma yaşandı. Evet, onu bütün rakamlar, sonuçlar göstermiş oldu. Peki onun yerine ne geliyor diye soracaktım. O da cevap verdiniz aslında. Yani o cevabı da almış olduk. Hani PC, masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar satışları azalınca ne geliyor? İşte akıllı telefonlar, tabletler geliyor. O da kullanıcı alışkanlıkları değiştiriyor. Oraya da giriş yaptık aslında. Çok güzel söylediniz. Hani başka bir şeye zaman ayırmayan bir nesil. Hani sadece onunla hemhal olan. Evet. Siz de mi onu gözlemliyorsunuz? Gözlemliyoruz. Beni kaygılandıran şey dijital tarafta bu gelişmeyle orantılı olarak bizim bilgisayar kültürümüzün ve oradan bir şey üretmeyle ilgili kültürümüzün tam gelişemiyor olması. Bununla ilgili de ayrıntılı bir rapor hazırlatıyoruz. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı'yla da paylaşacağız. Kesin olarak. Evet. Üniversitelerle de paylaşacağız. Ciddi anlamda bu önemli bir konu, çünkü Casper'ın kuruluş hikayesinde de 3 bilgisayar mühendisinin kurduğu bir işletme olarak 25 yıl önce kurulmuş ve yazılım yaparak, kod yazarak, bilgisayarı bir yandan masaüstü bilgisayar geliştirerek, bir yandan onu yazıcısıyla bundle, bir anda kampanya yaparak ve işletmelere çözüm sunarak ilerlemiş bir girişimcilik hikayesi. Dolayısıyla Türkiye'de bu kaynak varken, bu insan kaynağı varken biz biraz daha bilgisayardan neler üretebiliriz, neler geliştirebiliriz, bunu doğru nasıl kullanabiliriz? Yani okullara laboratuvarlar kuruldu ama 3-4 yıl kapısı açılmayan okullar oldu. Neden? Aman eskimesin cihazlar dendi. Halbuki benim hayalimden geçen, mesela endüstri meslek lisesi okuyan bir öğrencinin bir iş istasyonunu kullanması, onu incelemesi, onunla ilgili Ar-Ge çalışmalarında bulunması. Biz bu açıdan da çok ciddi anlamda stajyer kabul eden bir markayız ve aynı zamanda bizim üretim ve teknik servisimizde çalışan, şu anda merkezde çalışan 450 personel ve sahada çalışan bölge servislerimizde vesaire ciddi bir insan yetiştiriyoruz. Buradan hem duyuralım mı staj için? Tabii memnuniyetle Twitter adresimizden ya da bize maillerle ulaşabilirler. Aynı zamanda bizim şu anda o anlamda üniversitelerle işbirliği yaptığımız alanlar var. Ama en kritik nokta şu. Mesela akıllı telefonda şu anda bir söylemimiz var. Gelen cihazı bir saat içinde tamir edip teslim ediyoruz müşteriye. Bir saat merkeze gelen bir cihaz bir saatte servisi veriliyor. Biz burada bu işi yapan üretici firmalarla ciddi know-how transferi yaptık. Onların mühendislerini buraya getirdik. Bizim mühendislerimizi oraya götürdük. Ve bu alanda bir yatırım yaptık. Şunu gördük ki bizim insanımız bir şey öğrendiği zaman çok hızlı adapte oluyor. Evet. Ve çok iyi bir eğitmen oluyor. Aynı zamanda çıraklar yetiştiriyor. Geçmişten gelen bizim esnaf kültürümüz, ahilik kültürümüzde olduğu gibi bir eğitmen olarak çıraklar yetiştiriyor ve bizden yetişenler de farklı alanlarda, sektörlerde, bilgi işlemlerde çalışıyorlar. Aynen. Şunu öğrendim söylediklerinizde, zaten biz hani masaüstü, dizüstü bilgisayar üreticisi firma olarak mobiliteye biz zaten
3-4 senedir büyük yatırım yapıyoruz. Tabii oraya tabii, tabii akıllı telefonu yani bunu öngörmediğin zaman bizim sektörde ayakta kalmanız çok zor. Yani pazar nereye gidecek? Yarın akıllı cihazlar nasıl form faktörlerle geliştirilecek? Hatta bizim fuarlarda bazen 4-5 yıl sonraki cihaz öngörüleri konuşuluyor. Ama en kritik nokta şu, biz geçen yıl toplamda 800 bin cihaz sattık. Bunun yarıdan fazlası bilgisayar. Ve dolayısıyla 800 bin cihaz sattınız, yarıdan fazlası bilgisayar. Dizüstü PC. Ve masaüstü. Masaüstü bilgisayar. Yani bir piramit gibi düşünün. Biz altta masaüstü bilgisayarı düşünüyoruz. Onun üstünde dizüstü bilgisayarı, onun üstünde tableti, onun üstünde akıllı telefonu ve sonra giyilebilir cihazları. Dolayısıyla biri büyürken diğerini küçültmeden bir strateji belirledik. Bütün dinamikleri, tedarik zincirini, kaliteyi vesaire reklamları ona göre dizayn ediyoruz. Ama gördüğümüz bir gerçek var. Bizim akıllı telefon artık 9 ayda, 1 yılda değiştirdiğimiz bir alet ve akıllı telefon pazarında olmak çok önemli. Hele de yerli şey markaların olması. Yani Türkiye kullanıcı alışkanlığı, evet. Son kullanıcı, vatandaş kullanıcı alışkanlığı bir senede bir telefon mu değiştiriyor? Evet. Yani, öyle mi ortalaması? Evet, araştırmalar biraz daha fazla gösteriyor ama bizim sahada gördüğümüz, çevremizden gördüğümüz, siz kendimizden düşünelim mesela şu an kullandığınız telefonu ne zaman aldınız? Evet, bir sene olmadı. Bir sene olmadı. Benim de aynı şekilde. Oo, bu çok önemli bir bilgi. Yani dolayısıyla o ekonomik standartları düşündüğünüzde müthiş bir ekonomi insanlar, tabii önce akıllı telefon alıyor. Bu cari açığı da elbette etkiliyor. Burada muazzam bir pazar var. Ama bunu alan kişi ya bilgisayarı bir yıl sonra, iki yıl sonra değiştiririm diye erteleyebiliyor. Ha, bilgisayar ise daha uzun. İki evet. Sene, üç sene değiştirme süresi. Evet. Yani onun ortalaması da öyle. Tabii yani bizim cihazlarımızdan 5 yıldır, 6 yıldır kullanan, uzun süredir kullanan kurumlar var. Hatta 5 yıl garantili alım yapan kurumlar var. Hiçbir sıkıntı yaşamadan kullanılabiliyor. Masaüstünün öyle bir avantajı var. Bir de masaüstünde artık endüstri oturdu. Bugün tabletlerde merdiven altı dediğimiz markasız üretim yapılan ve Türkiye pazarına giren ürünler var. 3 ayda tableti atmanız gerekebilir. Yani o endüstri, o pazar tam oturmadı. Ama masa üstünde şu anda arıza oranları çok düşük. Yani binde 3'lerin altında gibi bir arıza oranı İçindeki var. İçindeki bileşenler, teknoloji, standartlar yazılımı hepsi belli. Üreticileri belli, dünyadaki tier 1 dediğimiz en iyi ODM'ler belli, bu işi yapanlar belli. Şu anda akıllı telefon pazarı da oturmak üzere oturuyor. Tabii orada büyük bir pazar var ama tablet tarafı oturmadığı için geçen yıl tablet satışları da düştü dünyada ve Türkiye'de de düştü. O da gözden düştü. Ve 3-5 yıla kadar tabletle ilgili beklentiler çok kötü. Yani tabletin yavaş yavaş endüstriyel anlamda araçlarda, uçaklarda, kullandığımız cihazlarda olacağını ama kişisel anlamda hayatımızdan yavaş yavaş çıkacağı gibi bir öngörü var. Dolayısıyla hani özellikle eğitim sektöründe tabletle birlikte bilgisayar tarafına da yatırımın devam etmesini önemli görüyoruz biz. Hı hı. Bir de ilginç bir şey söylediniz. Bilgisayar yani masaüstü ve dizüstü bilgisayarda teknoloji de sanki artık hani ulaşacağı zirveye ulaşmış gibi değil mi? Yani işlemci tarafında tabii vesaire. Ciddi yatırımlar var. Eski hızında değil sanki. Aynı öyle ve şey var artık biliyorsunuz dünya cloud, bulut bilişim, işte cihazlar artık çok akıllı olmaya da biliyor. Yani o istenmiyor akıllı cihaz olması. Ama genel anlamda baktığımızda bilgisayar pazarı özellikle kurumsal alanda aynı çizgide devam ediyor. Çok düşük artışlar, düşüşler oluyor. Yani bugün bir kamu kurumunun, bir bankanın, hastanenin az önce saydık bütün kuruluşları düşünün. Hatta KOBİ'leri düşünün. Yani bugün bir yazar kasa için, işte bir fatura kesmek için vesaire muhakkak bilgisayara ihtiyacınız var. Bu tarafta ben bu işin devam edeceğini ama Türkiye'de henüz pazarın doymadığı için biraz daha PC tarafında artış olacağını öngörüyoruz. Akıllı telefon pazarı da aynı bu büyüklükte devam edecek. Hatta artarak devam edebilir. Peki burada yerli markaların artması, yerli markaların yatırım yapması bizi cesaretlendiren ve motive eden bir şey akıllı telefon tarafında da özellikle. Özellikle sizi bulmuşken hani bu hem geçmişi hem geleceği takip etmeye çalışan, analiz etmeye çalışan biri olarak futuristik birkaç şey. Mesela çok güzel bir şey söylediniz.
Artık bir USB sticker gibi bir şey televizyonumuza takacağız ve televizyon belki bilgisayar olacak. Evet. Böyle şeyler mi var geleceğe dair? Hani biraz da bunları konuşursak. Aynen öyle. Yani burada çok bilgisayarımız şey televizyonumuzun bilgisayar olması. Bilgisayar. Televizyonun bilgisayar olması. Sizin geçmişte yaptığınız güzel bir program vardı. Ben TRT Radyo'nun iyi dinleyicilerindenim. Çocukluktan beri bizimle taşrada büyümüş, bizim gibi taşrada büyümüş, Anadolu'da büyümüş insanların belki de en çok dinlediği radyodur TRT Radyo. Çünkü her yerde çeker. Teşekkür ederiz efendim. Orada nesnelerin internetiyle ilgili yaptığınız bir program vardı. Burada sensörler, işte cihazların bir araya gelmesi, birleşmesi, hayatımızın her alanında cihazların birbiriyle iletişimi vesaire. Ya bundan kombinasyonlar, binlerce örnek çıkarabiliriz şu anda. Çok şeyden bahsedebiliriz ama en ilginç olanı şu anda giyilebilir teknolojiler. Yani daha dün bir yine bilgisayar üreticisi akıllı ayakkabı üreteceğini, ürettiğini vesaire bununla ilgili çalışma yaptığını açıkladı. Biz de özellikle saatler ve yine giyilebilir cihazlarla ilgili Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Yani bilgisayar biraz daha bizimle birleşecek, bütünleşecek. Hayatımızın her yerinde akıllı telefonla, televizyonla, bilgisayarla entegre bir sistem olacak. Akıllı gözlükler işte. Akıllı gözlükler ve sanal gerçeklikler vesaire. Bu alan çok geniş. Herkes bir alanda tutturup gidecek ama biz biraz yerli bir marka olduğumuz için muhafazakar bir duruşumuz var. Önce pazarın ve endüstrinin oturmasını bekliyoruz. Tablet işine de biraz geç girdik. Çünkü müşteriye karşı markaya zarar verecek bir şeye girmek istemiyoruz. Önce pazarın dinamiklerinin oturmasını ve oradaki üreticilerin belirlenmesini. Kalite anlamında bir standart oluşturduktan sonra da en iyi teknolojiyi uygun fiyatla en hızlı şekilde nasıl Türkiye pazarına sunarız buna bakıyoruz. Aslında benim aldığım kişisel olarak ilk aldığım akıllı telefon Casper markası. Evet, yani evet. Sizin o kadar da şey değil, geç evet. Girmediniz ya. Çok. Yani ben 19 yıldır hem Casper bilgisayar satıyorum hem kullanıyorum. Ama dediğiniz gibi akıllı telefon ve özellikle o dönemde taşınabilir cihazlar, mobil cihazlar konusunda. Hatta şöyle bir örnek vereyim. 2005 yılında yurt dışına gittiğimde ilk defa Casper'ın bir ikisi bir arada bilgisayarı, hem tablet olan hem dokunmatik ekranı olan bir cihazla gitmiştim. Tabii endüstri oturdukça bu tarz ürünlerimiz arttı. Geçen yıl siz bir mühendis olarak bunu çok iyi anlarsınız. 3000'den fazla farklı konfigürasyon ürettik üretim tesisimizde. Yani ne demek o? Yani her müşterinin talebine göre ürün üretiliyor. Yani hazırda ürün üretilip stokta bekletilip satılmıyor. Just in time üretim dediğimiz, siz diyorsunuz ki benim notebook'um beyaz olsun, SSD'li olsun, RAM'i şu kadar olsun, özellikleri böyle ürün olsun dediğinizde anlamda. Evet, konfigürasyon anlamda 3000 farklı konfigürasyon üretmişiz. Masaüstü ve şeyde de dizüstü evet. Öyle mi? Kurumsal segmentin bütün ürünlerini ayırdık, kurumsal pazara da girdik. Orada tabii talepler değişiyor. Kurumsalın beklentisi daha farklı. En basitinden diyor ki mesela bir teknoloji olsun. Ben Ankara'da olayım, bilgi işlemi Ankara'da olsun ama Hakkari'deki bilgisayar bozulduğunda mavi ekran bile olsa uzaktan erişebilip onu yönetebileyim gibi talepler olabiliyor. Ya da 50 bin, 100 bin kullanıcıya dağıttığınız bir cihaza anlık istediğimiz mesajı gönderelim ve istediğimiz yazılımı ya da anketi orada dolduralım gibi talepler gelebiliyor. Kurumsalın talepleri daha farklı. Eyvallah. Hülasa PC ölmüyor. Ama şu anda bir dönem bir can çekişme yaşadı. Eyvallah. Eyvallah. Hem verdiğiniz rakamlar hem tespitler evet yavaşlama olduğunu ama form değiştirerek devam edeceğini aynen söylediniz. Özellikle şey çok hoşuma gitti. Masaüstü tüketim, tablet akıllı masaüstü üretim, tablet akıllı telefonlar tüketim mecraları evet dediniz. Bunu çok önemsiyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ağzınıza, Bilal Bey, elinize sağlık. Hem yaptığınız işi konuşmuş olduk, hem öngörülerinizi ve şeyleri konuşmuş olduk. Tüm bu konudaki geleceğe dönük şeyleri konuşmuş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Geçmiş programlarımıza YouTube kanalımızdan, Dijital Hayat TV YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. İyi hafta sonları, hoşça kalın. Türk Saat Dijital Hayatı sundu.